Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fallout 76'yı sizlere göstermek istiyorum. Biliyorum ki A Way Out'u ve FIFA'yı benden bekliyorsunuz. Yalnız açık konuşmak gerekirse A Way Out için Mehmet'i bekliyorum arkadaşlar. Şu anda şehir dışında karantina günlerini şehir dışında köyde geçiriyor. O yüzden onun gelmesini bekliyorum ki birlikte size A Way Out'u gösterelim ve bitirelim. FIFA'ya gelecek olursak açıkçası bilmiyorum, FIFA atmak istemedim. Bu ara Fallout 76'ya çok sardım. Size de Fallout 76'nın bir videosunu çekip beğeninize sunmaya karar verdim. Eğer ki beğenirseniz birkaç video daha hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Fallout 76 nedir? Bundan önce özellikle şunu söyleyeyim. Bundan önceki hiçbir Fallout oyununu oynamamış birisi olarak oynuyorum. Son derece keyif aldım. Oyun ilk çıktığında çok büyük tartışmalara neden olmuştu. Birçok kendi özündeki özellikleri barındırmadığına dair oyuncular yerin dibine soktu. Bethesda oyunları zaten biliyorsunuz bug'dan geçilmez. Yani yığınla bug sahibi oyunlar oluyorlar. Ama ona rağmen gerçekten güzel oyunlar oluyorlar ve bizler oynamaya devam ediyoruz. Bunlardan en büyük, en popüler örneği biliyorsunuz Skyrim. Şimdi bizim bir görevimiz olacak. Ben öncelikle şuraya bir bakayım. Nerede o görev? Şurada bir görevimiz varmış. Bu bir event ama onu geçelim. Ana hikayeyi takip etme taraftarıyım. Şurada bir görev var herhalde. Bu da event. Hazır açmışken haritayı da göstermiş olayım. Böyle bir haritası var. Burada bazı yerler, işte noktalar falan görebiliyorsunuz. Bunlar gerçek oyuncular. Oyun tamamıyla online. Ve şu görmüş olduğunuz şeyler, V yazan şeyler, Vault diye geçiyor. Bunlar arkadaşlar sığınaklar. Gerçek oyuncuların kampları. Buraya biz de gidebiliyoruz. Bakın şurada bir tane 170 level'lik sanırım bir adam var. Burada 88 level'lik var. Oyunun hikayesi şöyle. Biz bu arada şuraya gideceğiz abi. O yüzden... En yakın nereye fast travel olabilirim diye bakıyorum. Şuraya fast travel oluruz, oradan da devam ederiz. Oyunun hikayesi arkadaşlar şu şekilde. Bildiğim kadarını söyleyeceğim. Nükleer bir savaş Amerika ile Rusya arasında. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Anladığım kadarıyla chatbot İngilizcemle anladığım kadarıyla sizlere aktarıyorum. Yanlışım varsa siz yorumlarda düzeltin. Nükleer savaş sonrası sığınaklar yapılıyor. İşte biz de yıllar sonra, 70 yıl sonra mı artık kaç yıl sonraysa bilmiyorum. Dışarı çıkıyoruz bu sığınaklardan. Herhalde içeridekiler artık sıkılmaya başlamış, sığınaklardan çıkmaya karar vermişler. Bunların yiyecek içecekleri kalmamış olabilir. Gerçekten çok büyük bir dünyası var. Oyun yine buglarla dolu. Fakat eskisi kadar kötü değil. Yani en son bir büyük güncelleme geldi. Ve oyun eskisi kadar kötü olmadığını söyleyebilirim. Bu arada ben oyunu FPS'de oynuyorum daha çok. TPS'de oynamıyorum. Aslında isterseniz V tuşu ile TPS moduna da geçiş yapabiliyoruz. Tekrar V'ye basmadan FPS oynamayı tercih ediyorum. Çünkü yaratıklar biraz tuhaf. Yani vurmanıza rağmen mermilerin gitmediği oluyor. Bazen eğim almak sıkıntılı. Yapmak istediğiniz şeyi yapamıyorsunuz vesaire. Sanırım karakterimizin leveli düşük olduğu için bu şekilde. Çünkü bazı perkler var, kartlar var. Onları karakterlerimize taktığımız zaman karakterimizin özelliklerini geliştirmiş, arttırmış oluyoruz. Dediğim gibi tekrar yani bir daha tekrarlamak gerekirse... Bundan önce hiçbir Fallout oyununu oynamamış bir oyuncu olarak oynuyorum. Ve beni gerçekten içine çekti. Neden 76 ile başladım? O da online olmasından dolayı. Ben seviyorum online oyunları. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Şu anda Steam'de indirimde. Yani 95 TL gibi bir fiyatı vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden tavsiye ederim. Bize birisi ateş ediyor. Şu ateş ediyor herhalde. Aynen. Şunu bir alalım şöyle. Robotlar işte, wow, hello. Bu ne lan böyle? Ha, bendeki otomatik pistoldu. O yüzden öyle bir sıkıntı. Bunların göbeklerine vurduğumuz zaman daha çok hasar veriyorduk gibi hatırlıyorum. Yapay zekası yani öyle çok üst düzey değil ama zorladığı yerler oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canı bir gidiyor bir gitmiyor. Ben şunu kullanayım. Atkan varken hiç uğraşmaya gerek yok. Mermileri filan daha çok etrafta gezerek buluyorsunuz. O yüzden keşif çok önemli. Sol alt tarafta HP barımı göreceksiniz. Onun yanında da biraz kırmızılık var. O kırmızı oyunun dünyasından, konusundan kaynaklı. Her yer radyasyon bulaşmış durumda. Her yere farklı farklı mutasyon geçirmiş canavarlar var. İşte mesela iki kafalı inekler var vesaire. O yüzden... Karakterimizin açlığı ve susuzluk seviyesi de mevcut. Dolayısıyla karakterimize yedirdiğimiz, içirdiğimiz şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Önce mesela bir su içmek istiyoruz. O suyu gidip kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra arındırıyoruz bir şekilde falan.
Ve öyle tüketiyoruz. Yoksa gördüğünüz gibi kırmızı HP barımızda kırmızılıklar oluşuyor. Atıyorum şuradan hemen iteme gelelim arkadaşlar ve oradan bir yiyecek bakalım kendimize. Burada da weapons kısmından kendi silahlarımı görebiliyorum. Burası benim kıyafetlerimin, zırhlarımın bulunduğu yer. Buradan da yiyecek, içecek, antibiyotik vesaire falan. Bak mesela bunun üzerine geldiğim zaman işte yemekten ve sudan biraz düşürme yapıyormuş ki benim şu an susuzluğum bayağı bir artmış bulunuyor. Dirt water içeceğim mesela şimdi. Bakın sağ tarafta rads yazıyor. O da radyasyon anlamına geliyor. Bunu tükettiğiniz zaman biraz radyasyona maruz kalıyorsunuz fakat susuzluk seviyeniz biraz daha düşmüş oluyor. Mesela burada şöyle bir şey var. Bilmem ne dram diyor. 80 HP veriyormuş. Güzel can veriyor ve susuzluk seviyemizi de düşürdü. Güzel. Şurada Prefate Water'lar var. Bunlar temizlenmiş sular oluyor arkadaşlar. O yüzden bunları gönül rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Canınızı yenilediği gibi aynı zamanda susuzluk seviyeniz de düşmüş oluyor. Hani ben size kalkıp Fallout oyununun rehberini yapacak bir adam en son adamımdır. Dediğim gibi daha önce çok oynamadığım için. Lakin karşıma gelen yani oyunda edindiğim deneyimleri de aktarabilirim diye düşünüyorum. Burada mesela böyle bir steak var. Bunu da yiyelim abi. 0.8 rats ekliyormuş ama sorun değil. Bunu da yedik. Hadi şunu bir daha yiyelim. Oh afiyet olsun. Şimdi radları ekledik ya. Yani radyasyon kaptık. Bunu nasıl yok ediyoruz radyasyonu? Şurada rad away'ler var. Mesela şunlar. Ben bunu bastığım zaman ki şu an basmayacağım. O kırmızılık gidecek. Yani radyasyonu üzerimizden atmış olacağız. Daha fazla lafı uzatmayacağım. Hemen şuradaki görev bölgesine doğru gideyim. Burada yine bir sıkıntı var herhalde. Bakayım ateşletecek var mı? Bunlar bir leveller aslında. Bu şeyi kullanmak istemiyorum. Ha, shotgun kullanacağım. Çünkü shotgun mermisi son derece fazla bir şekilde önüme geliyor arkadaşlar. Shotgun düşüyor. Mermileri nereden alıyoruz? Mermileri öldürdüğümüz zombilerden. Çünkü bu oyunda zombiler ateş ediyor. Onların tam olarak bir zombi olmadığını düşünelim. Yani onlar mutasyona uğramış insan evlatları. Bu şeyden, büyük savaştan sonra mutasyona uğramışlar. Bu arada bakın gördüğünüz gibi elimden silah gitti. Bunun sebebi de silahın durability'si var. Yani dayanıklılığı var diyelim. Burada bir shotgun varmış ama evet bu shotgun zaten kullanmış olduğum shotgun ve maalesef onu artık kaybettik. Bunu tamir edebiliyorsunuz ama repair kit olması gerekiyor. O yüzden sanırım artık şey başka bir şey bulmamız gerekecek. Shotgun bulmamız gerekecek. Şimdi benim en çok kullandığım diğer bir silah olan şu neydi bunun ismi? Hemen bir bakayım bir dakika. True Pip Revolver diyor. Bu revolver güzel bir revolver. Onu şöyle 3 numara koyalım. Bir de şurada şöyle bir silahım var benim. Bunun sonunda mermisi gelmiş. Bunu bir görev karşılığında aldık. Abi oyunda çok ilginç bir şey. Yani 8x takılı bir revolver kullanıyoruz. Gerçekten efsane bir şey. Yani şöyle bir bakalım. Baya baya sniper gibi revolver kullanıyoruz. Şimdi böyle de bir rifle'ım var. Fakat bu çok ağır bir silah. Bunu da göstermiş olayım. İlk bunu kullanayım ve görelim arkadaşlar. Şurada bir şey var. Neymiş o? Devam. Arkadaşlarınızla oynadığınız zaman gerçekten zevkinizi 4'e 5'e katlarsınız. Oyun son güncellemesiyle beraber tamamen o oyuncuların kızmış olduğu şeyleri oyundan çıkartıp daha çok Fallout evrenindeki, bundan önceki Fallout oyunlarındaki sevdiği şeyleri oyuna gereklemiş. Bunlardan en büyük yenilik NPC'lerin oyuna eklenmesi. Yani oyunda yapay zeka, sizin gidip görev aldığınız insanlar oyuna tekrar eklenmiş. Bundan önce ben hatırlıyorum ilk çıktığında almıştım ben bu oyunu. Ve bize bir radyo konuşması üzerinden görevler veriliyordu. Kimseyi görmüyordunuz, etmiyordunuz. Ve burada bir sıkıntı olabilir. Oyun beni biraz geriyor, onu da söylemek lazım. Ben böyle oyunlara normalde oynayamayan bir adamım. Yani korku oyunu olsun, gerilim oyunu olsun. Bu tür oyunları çok fazla oynayamayan biriyim ama. Bu arada bak burada, burayı patlat falan gibi bir görev geldi. Şimdi daha çok kullanmış olduğum silahları elimize alırsak iyi olacak. Revolver bir kalsın bakalım. Ya da bir dakika şunu kullanalım demiştik ya. Evet bak burada bir sıkıntı var. Şimdi şu sudan geçersem eğer radyasyona maruz kalıyorum. Bak burada bir lavuk var. Ha yok değilmiş. Peki devam edelim bakalım başımıza neler gelecek. Size bir şeyler anlatıyorken belki daha az etkilenirim. Uuu. Direkt tek yedi o. Bir level falan olsa gerek. Baba geliyor bu.
Al bakayım koçum. Oo. Güzel. Şimdi elinde silah olan zombiler diyelim. Dolayısıyla onlardan şey çıkıyor. Hani mermi falan çıkabiliyor ya da silah çıkabiliyor. Oyunun şu anda eleştirilebilir en büyük yanı böyle mekanın içine girerken ya da dışarı çıkarken falan yükleme ekranları. Abi çok sinir bozucu. Hiç gerek yok yani. Şunu gördüğünüz gibi silahı çekip o da vuruyor bize. Şuna bir HS atalım. Güzel. Yakında birim var. Nope. Var. Oo, okey. Güzel. Bu da yedi. O HS'yi. Aa, altıma gelmişsin. Peki. Kaçırdık onu. Okey. Seni öyle zıplatırım koçum. Bayağı da vuruyorlar gördüğünüz gibi. Kendimize bir pozisyon bulsak fena olmayacak. Nereden vuruyor? Şurada yakında bir yerde var. Aa, hala var. Bakın onun elinde bir tane shotgun var. Onu gidip alsam fena olmayacak. Çünkü hem shotgun mermim yeterince mevcut üstümde. Hem de onunla vurmak daha garanti oluyor. Daha basit oluyor. Sonunda bunlar, yani sonuçta bunlar tek atımlık silahlar elimdekiler. Gidip aşağıdaki shotgun'ı almamız gerekecek. Tabi şimdi aşağı ineceğiz ama sen ne yapıyorsun? Aa, vuramıyor muyum ben buradan onu? Cam var herhalde. Aynen, cam var, vuramıyoruz. Pekala. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Umarım radyasyona maruz kalmayız diye düşünüyorum. Öncelikle şunun mermilerini bir tüketene kadar kullanalım. Gidip bir bakalım. Evet, zaten buraya inmemiz gerekiyormuş. Görev icabı. Buraya inmemiz gerekiyormuş. Şimdi bir bakalım. Ah, 10 mm mermi. Çok güzel. Bu yaşıyor mu lan? Bunda grenade varmış. O da iyi. Öldürdüğüm bütün zombileri bir gezeyim de. Ah, shotgun varmış mesela. Hemen şuraya shotgun'ı ekleyelim arkadaşlar. Bu ama benim kırık dökük olan. Heh, bu da kullanılabilir shotgun'ım. Hemen onu çekelim. Tamam. Gördüğünüz gibi 47 tane mermimiz var shotgun'da. O yüzden işimize yarayacak. Bunda bug var herhalde. Şu adam ara sıra hareket ediyor. Şunu bir yapalım bakalım. Görevler çok güzel. Gerçekten çok güzel. Oyunun zaten öne çıkan tarafı hikayesi oluyormuş daha çok. Hani gönül isterdi ki şu oyunu Türkçe oynayalım hep birlikte. Lakin maalesef İngilizce ve yarım yamalak İngilizce ile elimizden geldiğince anlamaya çalışıyoruz diyelim. Oyunun biraz hani Ben Efsaneyim filmi tadında bir ilerleyişi var. İşte bizden önceki insanların kayıtlarını öğreniyoruz. İşte ne bileyim mesaj bırakıyoruz insanlara bizi bulsunlar falan filan gibi. O yüzden Ben Efsaneyim bana biraz anımsattı. O da çok güzel bir filmdir. Şimdi yukarıdaki zombileri de bir indirmek istiyorum. Bakın burada bir de şöyle bir şeyler var. Ya çok ilginç bir evreni var bu oyunun. Burada başka bir daha, yani başka bir tane daha görevim olduğu için sağ tarafta görev listemi görüyorsunuz. Onların da gidiş yolu olarak algılanabilir. Yani şu an içerisinde bulunmuş olduğum görevin devamı değil burası arkadaşlar. Ya da belki de öyle, bilmiyorum. Biraz dolanıp bakacağız artık. Oyunda keşfetmek çok önemli. Mermileri vesaire her şeyi böyle bulacağız. Şundan bir kurtulalım. Hello. Onu da aldık. Onda da pompalı var. Güzel. Shotgun mermisi aldık. Onun elindeki pompalıyı da alacağım. Bakın onun durability'si daha yüksek. Yani dayanıklı diyeyim. Durability derken dayanıklıktan bahsediyorum. Hello. Böyle böcekler falan da var. Gördüğünüz gibi. Dikkatli oynamak lazım. Lootlanabilir bir oyun dünyası var. Her yeri lootlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bakın bir sürü bir şey var. Neyin ne işe yaradığını açıkçası bilmiyorum ama şurada bir mermi kutusu var. Buradaki mermileri topladım. İşte oyunda o mermileri böyle bulabiliyorsunuz ya da kendinizin hani craftlayabiliyorsunuz. Bu ne lan böyle? Craft yapma olayı bayağı detaylı. Bir yığın şey var. Bak şuradan yine grenade alalım. Bu arada her şeyi alamıyoruz. Skyrim'deki gibi bir yapısı var oyunun. Karakterimizin belli bir kapasitesi var. O kapasitenin üstüne çıktığımız zaman karakterimiz yavaşlıyor ve fazla ağırlıktan kurtulmamız gerekiyor. Şurayı şöyle bir dönelim. Videoda böyle bir görevin olması iyi oldu. Görev yapısını görmüş olduk birlikte. Şuradan bir yerden... Ha, orada mısın? Pekala dostum. Sana benim şunu bir tattırayım mı? Hadi bakayım. Öldün mü? Ha, canım benim. Canım.
Evet, buradan da yukarı çıkılıyormuş ama şurayı bir kolaçan etmeden gitmek istemiyorum. Bakın burada böyle bir yer var. Bir bakalım burada ne oluyor, ne bitiyormuş. Araştırmak dediğim gibi gerçekten çok önemli bu oyunu. Her yeri dolanmak, araştırmak bize ekstra şeyler sağlıyor. Valla şunlar nedir hiç bilmiyorum. Bu ne be mesela? Bakın. Yukarı zaten gitmem gerekiyormuş, gördünüz mü? Yani az önce aşağıdaki kapıdaki o görev yerini takip etmeye çabalasaydım muhtemelen yanlış iş yapmış olacaktım. Bu ne lan? Az önce 9 level bir şey görünüyordu, şu mu? Selamünaleyküm. Sen 9 level misin? Ha? Ne haber 9 level? Öl lan. Çalk diye bir şey varmış üstünde mesela. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Şuralara da bakınalım. Burada bir şeyler falan vardır diye düşünüyorum. Mesela bu. Yokmuş. Oğlum bu ne lan? Hulk mu lan bu? Burada Hulk. Hulk'u bulmaya çalışmışlar. Burada kesin biri var. Sesleri geliyor. Birinin yürüme sesleri geliyor. Orada bir ofisi araştırmamı istiyor. Şu ofisi. Gidip bir bakalım. Bu ofiste neler varmış. Ama şuradan saldıran olur mu diye bakıyorum. Bak saldıracak bu. Beni korkutacak. Kendince. Hadi bakayım sen bir öl acı. Şimdi hemen şu canımızı biraz toparlayalım. Mesela şurada böyle bir şey varmış. Rad arttırıyor ama ben zaten Rad EV'yi kullanıp birazdan bütün radyasyonumdan sıyrılacağım. Şöyle bir sıkıntı var. Bakın ben burada buna girdim ama dışarıda bir tane zombi dolaşıyor. Ben o işlemi yaparken zombi gelip beni gebertebiliyor. O yüzden gebertemez. Yukarıdaymış. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor oyun oynarken. Şu görevi birlikte bitirelim. Ondan sonra videonun sonuna gelelim. Sağ tarafta aslında buradaki görevim yazıyor arkadaşlar. Peep Boy Radio bilmem ne falan filan. Carcur. Şunların hepsini bir okuyalım bakalım ya. Ha bak oldu. Şuna da bakalım. Bütün mesajlara şöyle bir bakalım. İşte ben bu yüzden dedim yani şu oyunun Türkçe olduğunu düşünemiyorum. Hakikaten böyle ağır ağır oynayacaksın bu oyunu, yavaş yavaş. Bütün her şeyi okuya okuya, bütün hikayeye odaklana odaklana oynayacaksın. Acayip tatlı olurdu diye düşünüyorum. Fallout 76 benim bu ara en çok oynadığım oyun arkadaşlar. Bir de bir şey söylemek gerekirse neden bu ara seyrek bir şekilde video atıyorum? Yakın zamanda maalesef anneanneyi kaybettim. Anneannemizi kaybettik, o yüzden biraz canımız sıkkındı. Artık yavaş yavaş tekrar hayatımız normalleşmeye başlıyor bizim de. Ve ben de sizlerle tekrar sık sık içerik oluşturup karşınızda olacağım. Şimdi burada bir tane lavuk vardı değil mi? Burası açılmıyormuş. Ha, burada bak. Şuradan vurabiliyor muyum ona? Vuramıyorum. Onun da elinde bir shotgun var. Onun elindeki shotgun'a talibiz. Bu ne? Açılıyor mu burası? Açılıyor. İşte bundan bahsediyorum. Şu olay can sıkıcı. Bazen uzun yükleme ekranları olabiliyor. Benim oyunum SSD'de kurulu olmasına rağmen bu şekilde arkadaşlar. Ya iyi de bir sistemim var. Ona rağmen böyle. Onu da bir söyleyeyim. Bazı noktalarda maalesef böyle yükleme ekranlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bethesda oyunlarında buglar oluyor. Yani bunu kabul edip o şekilde oynamanız lazım. Ben de kabul ettim ve öyle oynuyorum. Hani keyif alıyor muyum? Hem de deli gibi keyif alıyorum. Ben bu arada yanlış bir şey yaptım ve dışarı çıktım. Ne yapıyorsun sen? Tekrar geri döneceğim buraya. İşte bu bir sıkıntıydı mesela. Yani ben açıkçası dışarı çıkacağımı bilmiyordum oradan. Heh, güzel, girerken çok fazla bekletmedi en azından. Böyle bir artısı var. Okey. Şimdi aşağıda yine Skyrim'den aşina olacağımız bir bar var arkadaşlar. Bir çizgi var. Biz gideceğimiz lokasyonumuzu böyle biliyoruz. Bu Skyrim'de de böyleydi. Oyun biraz bana şey gibi geliyor. Hani Skyrim'in aynısının FPS shooter olanını, yani Skyrim'in sistemini Fallout'a koymuşlar ve o şekilde oynuyoruz gibi bir hissiyat var. Bundan rahatsız mıyım? Hayır. Skyrim çok efsane bir oyundu. Bethesda'yı da bütün buglarına rağmen çok seviyoruz. Yani ben seviyorum en azından. Şimdi şuradan bir yerden çıkış vardı. Yanlış yerdeyim. Aşağı indiğimiz gibi yukarı çıkacağımız yerler de vardı da, bir dakika, şurasıydı herhalde. Yok, aşağı atlarım bak. Vallahi atlarım ha. Atlarım lan. Atladım vallahi. Ha, buraya şimdi gelmemi istedi. Peki.
Pekala. Tamam, bakalım. Şunu bir okuyalım. Tabii exit diyelim. Almaya gerek yok. Şuna da bakalım. Ve şimdi aşağı inmemi istiyor herhalde. Ulan kül tablasını mı aldım gerçekten? Görev o muydu? Ne diyor? Find answer... Ha, bu aşağı... Yo. Find answer for the second... Bilmem ne. Şuna bir bakmak istiyorum. Buradan arkadaşlar bazı craftları öğreniyoruz. Yerlerden bulmuşum ben bir şekilde onu. Ve... Öğrenmişim abi. Burada şöyle bir şey var. Burayı göstermiyor mu acaba? Evet, şu bilgisayarı kullanmamı istiyormuş. Evet, umarım şimdi yapabiliriz. Şöyle yapsak. Hadi bu sefer şunu seçelim. Bunu seçelim arkadaşlar. Aha, bunu seçip... Bunu seçeceğim ben. Anında bunu seçeceğim. Bakalım. Güzel. İşte bu. Çok güzel. Sistem işe yaradı. Yani biraz uğraştırdı ama sonunda işe yaradı. Güzel. Şunu da aktifleyelim bakalım. Evet, complete oldu. Collect your bilmem ne. The Motherlot denilen görevin başlıklarını yaptık. Burayı şimdi havaya uçur diyor lan. Evet arkadaşlar. Burayı havaya uçuracakmışız. Nasıl uçuracağız? M'ye bir basalım haritada. Neredeyiz? Evet, buradayız. Artık çıkacak mıyız acaba? Ki evet, artık çıkacak olmasak gerek. Bu değil. Hayır, şey olsa bari bana gösterse güzel olurdu ama neyse, göstermiyor. Burası nereye gidiyor? Burayı da bir kontrol edelim. İşimize yarayan şeyler varsa alalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Peki. Ha, şurada biraz mermi varmış. Bakın. Şu 10 milimetreleri alalım. Bunları alalım. Şunları ve şunları, 45 roundları da alalım. Güzel. İşte bunlardan bahsediyordum. Oyunda... O ne lan? Ey maşallah. Oyunda bu şekilde buluyoruz. Ha, işte aşağı indikçe açılıyormuş. Pekala. Daha aşağı inmemiz gerekiyor. Explode'u bulduk. Aha, burasıymış. Hadi gelin burayı bir havaya uçuralım bakalım. Bunda ne var? Bunda bir şey var mı? Yok. Open the door. Hadi gidiyoruz. Evet, kartı da aldık herhalde. Nereye geldik lan? Oğlum... Ye bakayım sen şunu. Bunu da ye. Explore derken... Explore havaya uçurmaktı diye hatırlıyorum. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur ha. Short shotgun. Şunu da alacağım arkadaşlar. Çünkü hakikaten... Silahlar kırıldığı zaman yarı yolda kalıyorsunuz. Ona biraz dikkat etmemiz lazım. Burası acaba... Bu ne lan böyle? Şu mu? Evet, o tarafa gidecekmişiz. Gidelim. Bakın burayı hala gösteriyor diğer bir görevi. Seçili olduğu için sağ taraftaki listeyi ayarladım. Bu ne? Oğlum ben buradan geçersem bir şey olur gibi hissettim. Geçeriz, ölmeyelim oradan bir de. Bakayım. Ne oluyor lan? Hadi bir geçelim bakalım. Bismillah. Ah, güzel. Dedim acaba bir patlayıcı bir şey falan mı aktif edecek bu? Öncelikle şuralara yine bir bakalım. Bu ne lan? Anakart bak bu. Alırsak ne kadar yer kaplıyor acaba? Bakalım inventory'mize. İyi ya, inventory'miz daha devam eder. Şunu aktif edelim bakalım. Ne oluyor lan? Sistemler hala çalışıyor. Çok güzel. Şunda bir şeyler var mı? Burada da yok. Bu neymiş abi? Bilmem ne, asit diyor. Gunpowder'da bildiğim kadarıyla barut. Critical, critical bir şeyler diyor. Ne diyorsun? Ne anlatıyorsun? Explore buildings upper floor.
Ha bu arada şuradan yine şunları toplayalım. Okey. Görevler biraz bug'lı gibi. Mesela bu, ben buraya yaklaştım öyle şans eseri buldum. Bilgi topla diyor. Bu bilgi toplayacak yeri de bana söylemiyor. Ne diyor abi mesela? Search the lab for information where find repair beacon. Yani repair beacon'u nerede bulabileceğine dair laboratuvarda bazı şeyler araştır diyor. Şunların hepsine bir bakalım. Burada muhtemelen repair beacon'la ilgili bazı bilgiler falan bulacağız. Oyunda bazı dediğim gibi görevlerde sizin gidip random bulmanız gerekiyor. Yani göstermiyor size. Ya da belki hani bu bir hata ya da başka bir şey falan değil. Buldum bu arada. Belki de bunu yapmak istemiş olabilir Bethesda. Hani biz kendimiz bunu bulalım edelim falan gibi. Şimdi requesting the repair beacon code 36984 diyor abi. 36984 kodu bulduk. Peki ben bu kodu nereye gireceğim? Daha hala repair code bir şeyler falan söylüyor. Peki buraya mı yapacağız abi? Bunlar az önce seçtim. Bunlar olmasa gerek. Kod girebileceğim bir alan şimdi gelir mi diye bir bakıyorum arkadaşlar ama sanırım böyle bir şey değil. Oradan kodu öğrendik biz. Evet. Tamam. Daha hala bilgisayarda duruyor görev ikonu. O yüzden biraz kafam karıştı. Şuna bakayım. 3694 falan gibi bir şey var mı ya burada? Training programlar falan filan. Kaset teypler falan var arkadaşlar. O teypleri buraya koyup onlardan da bilgi toplayabiliyoruz ama benden daha hala... Ha bir dakika, aşağısı olabilir mi? Evet evet, aşağısı. Ha burasını gösteriyormuş. 36984 benim hatam. Okey. 36984. Requisition code accepted. Evet. Issuing repair beacon. Silahımızı yine de alalım elimize biz. Güzel. Videoyu sonlandırmayı düşünüyordum açıkçası. Collect repair. Evet, buradan topla diyor şimdi. Beacon deployment clearance granted. Pekala. Biraz can bassak fena olmayacak. Şunu tüketelim mesela. İguana bisküvisi arkadaşlar. Şunu da tüketelim. Ve evet, bir görevimiz daha başarıyla gerçekleşti. Şuradan biraz su içelim ve susuzluk seviyemizi tekrar dengeleyelim. Deploy the repair beacon diyor. Yani artık şu repair beacon şey, aynen o neyse artık, onu yapmamızın vakti geldi. O da şuradaymış. Çok merak ettim ya. Gidip yapalım bakalım ne olacak. Gerçekten şu görevde ne olacak çok merak ettim. Ben çok keyif alıyorum oynarken oyunu. Umarım siz de izlerken çok keyif alıyorsunuzdur. Orada bir şey var ama. Evet, orada arkadaşlar bir tane ayı olayı var. Açıl lan. Ah. Ölsene lan. Oğlum bu nasıl bir yaratık ya? Bunu da yeni görüyorum ha. Oh! Bu ne oğlum? Nesiniz lan siz? Pekala, gördüm seni. Bekle. Nerede benim revolver'ım ya? Revolver'a gerek kalmadı. Gel buraya gel. Ağzına vurdum seni. Oha! Bir sürü şey çıktı ondan. Güzel. Güzel şeyler topladık. Daha burada bir shotgun'ı var. Bir şey var, bir şey var, bir şey var falan filan. Şunu da alalım. Yes. Biraz mermi topladık. Hadi gelin şimdi şu silahı bir kullanalım ya. Hoppa. Ha buradan geçmiyor. Gördüğünüz gibi direkt tekliyor abi. Hakikaten süper bir silah. Bu elimizdeki. Evet, bunu buraya deploy yap diyor bize. Artık oraya doğru gidelim ama öncesinde biraz yiyecek falan içecek. Bir bakalım şöyle. Water değil, bizim yiyecek yememiz lazım ki. Gerçi water da iş görür şu anda.
Okey. Hadi gidelim bakalım. Oğlum ne biçim tiplerdi onlar öyle. Şunu bir deploy yapalım. Buyurun. Evet. Sonunda çalıştırdık. Allah, ne oldu lan? Benden çık mı diyor buradan? Bir şey detect etmiyor. Hadi bakalım ne oluyor lan? Repair beacon'u deploy ettik. Yani tamir edecek şey. Bu ne lan böyle? Uuu. Wow. O neydi öyle? Bilmem ne submachine gun. Nerede o abi? İşte burada. Uuu. Çok güzel. Elimizde 30 mermili. Şat. Allahu Ekber. Ne oluyor lan? Ulan ödüm koptu ha. Vallahi billahi ödüm koptu arkadaşlar. Valla ne olacak lan böyle? Yukarı çıkmamı istiyor sanırım. Aynen. Şöyle bir çıkalım bakalım. Yo, aşağıyı gösteriyor 14 metre. Evet şurasıymış. Collect bilmem ne bilmem ne. Gidip toplayalım bakalım. Lan oğlum ödüm koptu ya. Ben de böyle oyunlarda arkadaş. Dediğim gibi. Bayağı tedirgin oluyorum ya. Tamam bu quest bitti. Evet burası bitti. Ve videomuzun artık sonuna gelelim. Yine bir şeyler falan verdi bize gördünüz. Bir sürü bir şeyler topladık. Abi oyun gerçekten çok güzel bir oyun. 11 level olmuşuz bu arada. Tavsiye ederim. Eğer oynayacak oyun arıyorsanız arkadaşlarınızla birlikte vesaire. Hani açın hakikaten Fallout'u oynarın derim yani. Bunu da söyledikten sonra artık videomuzu noktalayalım. İzleyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Yakında da canlı yayınlarım başlayacak. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın derken sizlere şöyle veda edeyim. Hoşça kalın canlar. Kendinize iyi bakın tekrardan. Bay bay.